15 yıl boyunca Türkiye'yi ekrana kilitleyen karakterleri, replikleri hafızalara kazınan Bizimkiler dizisine İstanbul Kozyatağı'ndaki bir apartman ev sahipliği yapmıştı. O bina bu kez Sabri Bey'le, Cafer'le, katille değil, kentsel dönüşüm kriziyle gündemde. İşte Bizimkilerin apartmanında yaşananlar. Şu an Sabri Bey'in balkonundayız. Gidiyor musun? Gidiyoruz. Aferin. Koş Sevim koş. Cemil oradan Sevim katil geldi derdi. Sabri Bey çocuklara bıçak çekiyor Sevim koş. Usta oyuncuları, unutulmaz karakterleri, replikleriyle bir televizyon klasiğiydi. Yıllar boyunca milyonları ekrana kilitledi. Hemen değiştirdim kararımı. Benim adım Cemil. Binaya girerken farklı duygular içine mutlaka giriyoruz. Önüne bak çöpçü. Ne oluyoruz ya? Kavga yok, kavga yok. Utanmıyor musunuz kazık kadar adamlar? Biz de çekildi bizim salonumuzda. Salonumuz çok nostaljik. Türk televizyon tarihinin efsanesi Bizimkiler dizisi Kozyatağı'ndaki işte bu apartmanda çekildi. 15 yıl boyunca bu apartman o diziye ev sahipliği yaptı. Benim aklımın almadığı bir şey var. Bu sene ziyaretçi akınına uğradı diyebilirim binamız. Böyle bir apartmanda oturmak herkesin gözü önünde güzel bir şey. Herkes uyuyor Cemil abi. Abi yok Cemil Bey. Pardon efendim. Yaklaşık 50 yıllık bir bina görüyoruz. Tabii şimdilerde farklı bir konuyla gündemde. Zira ev sahipleri arasında bir kentsel dönüşüm tartışması var. Teklif vermek isteyen müteahhit firmalar falan oldu. Kentsel dönüşümün her şeyine karşıyım. Yenilenmeye karşıyım. Tövbe estağfurullah. İstemeyenlerin başında ben olmak üzere benimle birlikte 36 dairenin 5-6 kişisi istemiyordu. Hepsi yıkılsın diyordu. Dizinin ünlü karakteri Cemil bu pencereye çıkar ve o meşhur diyaloğunu söylerdi. Ne derdi? Koş Sevim koş. Sevim koş, kavga başladı. O diyaloğun çekildiği evde bugün Nesrin Hanım oturuyor. Onun da gönlü binanın yıkılmamasından, tarihinin korunmasından yana. Bu demek değildir ki önlemini alma, hani lambur lumbur git, o değil. Ama neden yıkılsın ki? İki büyük deprem görmesine rağmen şu an sağlam. Top sahası değil burası hanımefendi. Çiçekler eziliyor.